Artı TV ekranlarından merhaba. Haftanın son odak programıyla karşınızdayız. Bugün yayınımızda emek cephesinde neler oluyor? Öne çıkan gelişmeler neler? Bunun üzerinden emekçilerin taleplerini dinlemeye çalışacağız değerli izleyenler. Bir tarafta asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Gidişat nasıl bir sonuca işaret ediyor? Bunu sorgulayacağız. Öte yandan metal iş kolunda çalışan yaklaşık 150 bin işçinin talepleri toplu iş sözleşmesinden sonuç çıkmadı. Peki işçiler ne istiyorlar? Onların talepleri neler? Bunu da dinleyeceğiz programımız içerisinde. İşte bu başlıkları işleyeceğiz. Hemen başlıyoruz. Evet, bugün programımız içerisinde iki konuğumuz olacak değerli izleyenler. Onlardan biri DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu. Birazdan kendisiyle hemen başlayacağız. Telefon bağlantısıyla yorumlarını alacağız, bilgilerini alacağız. Bir diğer konuğumuz ise ekonomist Levent Dörek olacak. Onunla da hem işçilerin talepleri üzerinden hem de asgari ücret sürecine dair bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Önce haberimizi sizlerle hemen paylaşalım. Metal iş kolunda çalışan işçilerle ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Biraz önce de buna dikkat çekmiştim. Arabulucu süreci başladı. İşçiler ise Türkiye'nin birçok yerinde eylemlerle birlikte seslerini yükseltmeye çalışıyor. Metal iş kolunda yaklaşık 150 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 7 Ekim'de başladı. Sendikaların %26-28'lik ücret artışı talebine karşı Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MES, ilk 6 ay için hükümetin enflasyon rakamlarına dayanarak %6, diğer aylar içinse enflasyon oranında zam teklif etti. Sendikaların gece çalışma tazminatının %15'e yükseltilmesi teklifine karşı ise %10 önerdi. Anlaşma sağlanamaması üzerine uyuşmazlık tutanağı tutuldu. Arabuluculuk dönemi başladı. Metal işçisi birçok ilde sokağa çıktı. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Gebze, Çerkezköy, İzmir, Denizli, Manisa ve Ankara'da sokağa çıkan işçiler eylemlerle sesini yükseltti. Geçtiğimiz yıllarda metal işçilerinin başlattığı ve metal fırtına olarak anılan grev birçok kente yayılmıştı. 2018 yılındaysa Bakanlar Kurulu kararıyla metal işçilerinin grevi yasaklanmıştı. Evet, gelişmelerin kısa bir özetini paylaştıktan sonra şimdi daha fazla detaylı bilgi almaya çalışacağız. DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu'dan kendisi şu anda telefon hattımızda konuğumuz. Sayın Serdaroğlu, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Serdaroğlu, gündem başlıklarımızdan biri MES Grup Sözleşmesi'ne karşı metal işçilerinin talepleri, istekleri, bunları konuşacağız. Bunları sizden dinlemeden önce isterseniz şöyle bir başlangıç yapalım. Metal sektörünün Türkiye ekonomisindeki payına bir dikkat çekelim ve işçilerin bu paydaki yerine, önemine de aynı şekilde bir atıfta bulunalım. Neler söylersiniz bu konuda? Evet, yani her zaman olduğu gibi tabii metal sektörünün sözleşmesi hem Türkiye ekonomisi açısından son derece önemlidir, hem de diğer sendikalara, diğer iş kollarına örnek olması açısından önemlidir. Şimdi metal sektöründe uzunca bir süredir karşılıklı işveren sendikasıyla, özellikle de sendikamız arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkıyor. Bu da tabii metal sektöründeki bir sermaye kontrolünün artık yavaş yavaş işçiler tarafından ortadan kaldırılmaya çalışılmasından kaynaklanıyor. Niye metal sektörü önemli? Bakın şimdi ihracat, Türkiye'deki ihracat şu anda 150 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Bunun büyük bir bölümünü
metal sektörüne bağlı alt sektörlerde dahil iş kolundaki çalışan işçiler ve fabrikalar üretiyor. Otomotiften tutun demir çeliğe kadar, beyaz eşyaya kadar. Bu tabii Türkiye ekonomisi açısından çok önemli bir gösterge ve çok önemli bir etki. Bu anlamda sürekli olarak metal sektörünü farklı sendikalarla da olsa, işçileri baskı altında tutarak da olsa hep böyle bir kontrol altında bulundurmaya çalışıyorlar. Zaten 12 Eylül'den önce de metal sektörü o zaman da önemliydi. 12 Eylül'de de bizi kapatarak daha kendileriyle barışık olan o zamanki sendikaları iş kolunda daha güçlü hale getirmeye çalıştılar. Ancak 2010'dan sonra özellikle sendikamızın artık o düzenin işçiler açısından son derece yıpratıcı ve sömürü düzeninin devam etmesi anlamında değerlendirilmesinden sonra bir farklılık ortaya çıkmaya başladı. Zaten 2010 yılından sonraki süreçte o metal fırtına dediğimiz olay da ortaya çıkmaya başladı. Yani Birleşik Metal İş Sendikası'nın var olan düzeni devam ettirmemek için ortaya koyduğu direnç birçok sendikaya bağlı fabrikalarda da biz de artık mücadele edip haklarımızı almak istiyoruz. Bu iş konumda ekonomiyi sırtlayan işçiler olarak biz de ekonominin büyümesinden ve Türkiye'deki yapmış olduğumuz olumlu etkilerden payımızı almak istiyoruz dediler. Evet. Şimdi bu anlamda bugünkü yapılan toplu sözleşmedeki ortaya çıkan sorunlar da biraz geleneksel sorunlar. Yani metal sektöründe bir bilek güreşi var. İşçilerle sermaye bir bilek güreşine tutuşuyor ve bu konuda da artık hangisi daha etkili olabiliyorsa onun lehine bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi geçen dönem 2 sene önce biz gerçekten önemli bir direnç de ortaya koyduk. Ve çok arkadaşlarımızın da memnuniyetinin yüksek olduğu bir sözleşmeyi gerçekleştirdik. Şimdi bu dönem MES şunu söylüyor. Yani 2010'dan sonraki süreçte hep kazanımlarla bir toplu sözleşme süreci sonuçlandırıldı ama geçen dönemki biraz taş gayetinde değerlendirilebilir bir sözleşme oldu. Şimdi bu dönem MES şunu söylüyor. Ya işte ülkede kriz var. Bu krizden dolayı da işçiler özveride bulunması lazım, fedakarlık yapması lazım. Geçen dönem biz işte işçilerin istediğini verdik ama bu dönem bu sıkıntıların karşılığında sizin istediğiniz rakamların hayata geçirilmesi mümkün değil diye bir yaklaşım gösteriyor. Hadi biz bunu doğal karşılarız. Yani deriz ki işveren sendikasıdır elbette en hızlı şekilde bağlatmaya çalışıyor olabilir. Ancak bu dönem farklılıkları başka yerlerden ortaya çıkıyor. Var olan haklarımızın geriye götürülmesine yönelik bir davranış biçimi sergiliyor. Şimdi metal sektörü gibi önemli bir sektör, diğer iş konularına örnek olan, Türkiye ekonomisini sırtlamış, ihracatı sırtlamış bir sektörde siz işçilerin kazanılmış haklarına eğer bir göz dikme içerisinde olursanız bu işin karşılığı farklı ortaya çıkar. Yani bu bizim açımızdan farklı anlama gelir. Siz o zaman bizimle kavga etmek istiyorsunuz anlamına gelir. Aslında bugünkü ortaya çıkan görüntüler de MES'in dayatmacı tutumuna karşı ve geçmişte kazanılmış birçok haklarımıza yönelik olarak ya onları da madem işte kriz var biz nasıl onları ellerinden alabiliriz'in anlayış içerisinde davranmasından kaynaklanıyor. Şimdi biz bütün müzakerelerde şunu söyledik. Türkiye'de kriz var, tamam. Ama bu krizin faturası işçiler ödetiliyor. Yani zaten şu ana kadar patronlar bu krizden bir fatura ödemiş değiller. Bakıyorsunuz fabrikalarda karlılık oranları yükselmiş durumda. Şu anda gerçekten kar oranları hala 2018'deki oranlar devam ediyor. Fabrikalarda işçiler kişi başına düşen ağaç oranını yükseltmişler. Yani işçiler işten çıkartılıyor. Daha az işçiyle daha fazla üretim yapılarak o krizin etkisi minimize ediliyor işverenler açısından. Hatta hiçbir şekilde etkilenmeyecek duruma getiriliyor. Şimdi siz bu kadar böyle somut durumların olduğu yerde çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki işte esnek çalışalım. Kıdem ve ihbar tazminatlarını gelecekle, geçmişle ilgili farklı kazanımlar varsa onları yasal sürelere çekelim.
ikramiyeleri çalışmış olduğu süreler üzerinden verelim. Gelmeyenlerin ikramiyelerini keselim. Yani izin almışların, istirahat almışların keselim. Deneme süresini iki aya çıkartalım. Denkleştirme ve telafi süreçlerini hayata geçirelim ki fazla mesai yükünden kurtulalım. Evet. Ve böylelikle de biz istediğimiz gibi iş varken çalıştırıp, iş yokken evine gönderip, iş olduğu zaman onun yerine çalıştırılmasını sağlatalım gibi bize göre son derece absürt tekliflerle karşımıza gelmiş durumda. Peki Sayın Serdaroğlu, dikkat. Yani sadece bu konularda değil, ücret konusunda da elbette olumsuz yaklaşım var. Şu anda zaten asgari ücret toplantılarında da bu yansıyor. TÜİK bile kendi vermiş olduğu, belirlemiş olduğu tahmini enflasyonun yarısı oranında bir zammı asgari ücretlere öngörüyor. 5.3. Şimdi işveren de bize %6'lık bir zam öngördü. Yani o gün Eylül ayı itibarıyla ortaya çıkan 6 aylık enflasyon %6. Küsuratını söylemiyorum. 6'yı önerdi. Biz diyoruz ki Türkiye'de devlet yıl sonunda %22,5-23 oranında vergileri arttırıyor. Yani gerçek enflasyon aslında bu buralarda belki biraz daha fazlası. Yani gıdaya %60 gelmiş. Hatta bugün birçok sebze ve meyvede %100'lere varan artışlar ortaya çıkmış durumda. Doğalgazda, elektrikte ve temel ihtiyaç maddelerindeki zamlar neredeyse %70'lere, %80'lere gelmiş durumda. Yani siz bu kadar şeyin içerisinde enflasyon %10 işte çıkıyor, 12 çıkıyor, 11 çıkıyor gibi son derece gayri ciddi rakamlarla bizim karşımıza gelmeyin diyoruz. Biz işçilerin tamamına, her gün iş yerlerini dolaşıyoruz tabii, işçilerin tamamına şunu soruyoruz. Diyoruz ki bu enflasyona inanıyor musunuz? Türkiye'de enflasyona inanan bir tane insan yok. Böyle inancı tamamen kurumları olan inancı ortadan kaldırdılar. Kendilerine göre bir hesap kitap işlerine giriyorlar ve bizi de işverenle ve işveren sendikasıyla da karşı karşıya getiriyorlar. Peki Sayın Serdaroğlu, bundan sonra ne olacak? Süremiz kısıtlı diyoruz efendim. Bu enflasyona. Sonuçta kavga ortaya çıkıyor ve bu kavgada tabii hem işyerlerine hem ekonomiye önemli derecede olumsuz etki yapıyor. Ama biz şunu da işçi arkadaşlarımıza söylüyoruz. Biz kayıplarımızı telafi edeceğiz. Elbette etmek için mücadelemizi vereceğiz. Ama olabildiğince de sadece kayıpların telafi edilmesi değil, aynı zamanda büyümeden pay alma ve işçi arkadaşlarımızın refah düzeyini yükseltmek de bizim görevimiz. Bugün arabulucu görüşmeleri başladı. 60 günlük müzakerede bir sonuç çıkmadı. Fabrikalarda şimdi çeşitli eylemlilikler yapıyor. Yani bunların hepsi aslında devletin izlemiş olduğu, daha doğrusu devleti ele geçiren hükümetin izlemiş olduğu yanlış politikaların sonuçları. İşte bu da maalesef ki işçi işveren ilişkilerinde ve çalışma hayatında bu tür olumsuzlukları ortaya çıkartıyor. Peki. Sayın Serdaroğlu, çok teşekkür ediyoruz. Hem yorumlarınız hem de verdiğiniz bilgiler için ve birçok soruya da aslında yanıt verdiniz. Çok sağ olunuz. İyi akşamlar, kolaylıklar diliyoruz size. Evet, bu sırada diğer konuğumuz da stüdyomuza geldi. Sayın Hocam Levent Dölek bizimle birlikte. Sayın Dölek, Sayın Serdaroğlu'yla da konuştuk. İzleyicilerimizle bir haberimizi de paylaştık metal iş kolunda olanlarla ilgili. Bu iş kolunda süren MES grup sözleşmelerine karşı işçiler kendi talepleriyle Türkiye'nin birçok yerinde eylemdeler. İstanbul'dan Manisa'ya, Denizli'ye, Ankara'ya kadar, Gebze'de o adreslerden biri. Bugün sizin de yer aldığınız bir grup ekonomist, iktisatçı, akademisyen Gebze'ye gittiniz ve orada işçilerle dayanışma içerisindeydiniz. Ayağınızın tozuyla da hemen sizi buraya aldık. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Koştur koştur geldiniz. Önce biraz bilgi vermek gerekirse MES grup sözleşmesi ne diyor? Görüştüğünüz işçiler ne istiyor? Öncelikle bu konuyu gündeme getirdiğiniz için ben teşekkür etmek isterim. Çünkü hem çok geniş işçi kesimlerini ilgilendiriyor hem de sadece metal işçilerini değil tüm Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli bir süreç. Biz daha önce de bu daha önceki MES sözleşmelerinde yine işçilerle işveren sendikası arasındaki uyuşmazlık sonucunda iş greve doğru gittiğinde akademisyenler olarak, aydınlar olarak bir imza kampanyasıyla işçilerin yanında olmuştuk. O zaman OHAL vardı.
OHAL sürecinde grev ilan edilmişti. Grev yasaklanması söz konusuydu. Böyle bir dayanışma içinde olmuştuk. Şimdi bu sene sözleşme görüşmeleri başlar başlamaz biz yine metal işçilerin yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir etkinlik yaptık. Gebze'de Sarkuysan fabrikasının orada Çayıraba ve Kuraman fabrikaları da var. Üç fabrika orada beraberler. Oradaki işçilerle beraber olduk. Oradan da Trelleborg fabrikasına gittik. Orada da petrol işin süren bir grev var. Yani işçilerde bir canlılık var. Bu işçilerin hem hak arama mücadelesinde elleri geliyor hem de başkanın da söylediği gibi sermayenin de biraz saldırgan bir tutumu var. Biz desteklerimizi ifade ederken o saldırgan tutumu da göz önüne aldık ve gerçekten de sürecin öyle kolay masada anlaşılabilecek, ortaya bulanabilecek bir süreç olmadığını da gördük. Dolayısıyla konuştuğumuz şey daha çok mücadeleye yönelikti. Çünkü başkanın da söylediği gibi %6 gibi komik bir rakam önerdi MES. Bunun yönünde kazanılmış haklara saldıran, onları geriye götüren bir takım önerileri var. Esnek çalışma biliyorsunuz bütün Türkiye'deki sermayenin çok önemli bir rüyası. Bunu gerçekleştirmek istiyorlar. İşçiler için de bir kabustur bu. Yani zaten zor olan çalışma koşullarının iyice zorlaştırılması demek. Dolayısıyla burada ciddi bir sürtüşme var. Bugün bunları konuştuk. Açıklamalarınızı yaptık, toplantımızı yaptık. Ondan sonra bir yürüyüşle fabrikaya doğru gidiyorduk. En son işçiler bütün güçleriyle fabrikanın içerisinde, Adnan Başkan da oradaydı. Başkan bizi greve götür diye slogan atıyorlardı. Ben bunu sormak istiyordum. Şimdi evet. Bu yönde nasıl bir izlenim aldınız? Böyle yani bir işçiler hazır. Var mı? Tabii ki işçiler hazır. İşçiler görüyor, karşılığın muhatapları ne istediğini de görüyor ve haklarını korumak için mücadeleden başka bir seçenek olmadığını da görüyor. Burada bizim konuştuğumuz şeylerden bir tanesi de şuydu. Elbette ki grev toplu sözleşme sürecinin bir parçasıdır. Grev işçinin elindeki tek silahtır bu anlamda. Üretimden gelen gücüdür. Türkiye'de biraz da bu patronları, sermayeyi pervasızlaştıran şey işçilerin bu elindeki silahı kullanmalarının önündeki iktidarın diktiği engeller. Özellikle grev yasaklarıyla birlikte bu gündeme geliyor. İşçiler ne zaman greve çıksalar, işte milli güvenlik sebebiyle bu grevlerin ertelendiklerini gördük geçmişte. Ama daha önce şişe cam grevi 2014'te, daha sonra 2015 sürecinde MES grevleri yasaklandıktan sonra Türk İş'e bağlı Kristal İş ve Diske bağlı Birleşik Metal İş bu grev yasaklarını mahkemeye taşıdılar. En son mahkeme süreci her iki sendika açısından da Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Ve bunlardan işçiler lehine sonuç çıktı. Şimdi bunu kamuoyu çok fazla bilmiyor. İşçilerin de önemli bir kısmı bu durumdan haberdar değil. İşte Birleşik Metal mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyor, işçileri bilgilendirmeye çalışıyor. Ama durum şudur. Anayasa Mahkemesi açıkça şunu söylemiştir. Grevleri keyfi olarak bunlar milli güvenliğe aykırıdır diye yasaklamak anayasada böyle bir şey söylenmişse de işte grev yasakları işte şeyde belirlenir falan kanunda bu sınırlandırılması falan söz konusu diye bir takım yasa maddeleri olmuş olsa da anayasa diyor ki ve Anayasa Mahkemesi diyor ki bu grev yasakları sendika hakkının ihlalidir. Bu kararı verdi yetmedi bir de hükümete tazminat ödemekle baş başa bıraktı böyle bir karar verdi. Dolayısıyla hukuki açıdan grev bir haktır, anayasal haktır. Grevi yasaklamak ise anayasanın ihlalidir. Şu andaki durum bu. Bu hukuki dayanak ama hukuki dayanağın tek başına bir anlamı yok. İşçiler buna hazır mı? Biz bugün gördük ki işçiler buna hazır. Haklarını sonuna kadar korumaya hazırlar. Tabii Birleşik Metal Sendikası metal iş kolunda öncü bir sendikadır. Yani mücadelelerde önde oldu. Daha önce de işte metal fırtınanın gerçekleşmesinde Birleşik Metal'in o dönem yapmış olduğu grevin ve o grevin arkasında duruşunun daha sonra bu grevin yansımasıyla başka bazı sendikaların yaptığı sözleşmelerin o dönem çok meşhur olan bir boş sözleşmesi vardı. Türk Metal yapmıştır. O sözleşme çok yüksek yani nispeten diğer sözleşmelere göre yüksek bir oranla bitince bütün fabrikalar ayağa kalktı. Halbuki o hatırlamak lazım yani bunları tarihe not düşmek lazım. O dönem Bosch fabrikasında niye diğer fabrikalardan daha yüksek bir sözleşme oldu? Çünkü o fabrikada daha önce Birleşik Metal Sendikası
mevcut sendikayı beğenmeyen ve onu değiştirmek isteyen işçileri örgütlemişti ve büyük bir mücadele başlamıştı. O mücadelenin sonucunda öyle bir durum vardı ki artık o baskı, işçilerin baskısıyla her ne kadar o fabrika Birleşmiş Metal'e geçmemiş olsa da zaman içerisinde eski sendikada bu sözleşmeyi imzalamıştı ve diğer işçiler de biz hakkımızı istiyoruz diyerek ayaklanmıştı. Gerçekten Türkiye'nin en büyük fabrikalarını haftalarca durduran, birçok yerde işgalli grev, fiili grevlere dönüşen bir süreç yaşadık. O da metal fırtına deniliyor. Bence doğru ifade aslında fiili grevlerdir bunlar. Çünkü grev dediğiniz illa toplu sözleşme sürecinin işte hükümleri gereği belli bir takvim içerisinde olmak zorunda değil. Eğer ona bakarsanız Türkiye'de grev yapmak gerçekten çok zor. Yani o kadar ciddi kısıtlamalar var ki bunları gerçekleştirmesi çok zor. Ama o dönemin gösterdiği bir şey vardır ki işçiler eğer o iradeyi gösterirlerse karşılarında durmak gerçekten çok güç. Çünkü burada hep bizim gördüğümüz yani vitrinde gördüğümüz şeyle gerçek arasında çok büyük fark var. Mesela genelde enflasyon oranları vesaire falan bunlar hep tartışılıyor ve işçiler çok haklı olarak bu yüksek enflasyonun karşısında kayıplarını korumak için belirli bir zam oranı istiyorlar. Ve bunlar patronlar tarafından yüksek görülüyor. Halbuki görünürde olmayan başka hesaplar da var. Nedir onlar? Mesela bir sömürü oranı diye bir şey var. Bunlar TÜİK açıklamaz bunu. Resmi kurumlar açıklamaz ama sömürü oranı diye bir gerçek vardır. O da işçilerin aldığı toplam ücretle işçilerin o ürettikleri ürüne kattıkları değer arasındaki orandır. Yani işçiler kattıkları değerin sadece küçük bir kısmını alırlar. Ne kadar o kattıkları değerle, yarattıkları değerle aldıkları ücret oranı ne kadar yüksekse sömürü oranı o kadar fazladır. Biz bunları geçtiğimiz o metal fırtına döneminde hesapladığımızda o büyük fabrikalarda özellikle ne kadar teknoloji gelişiyorsa bir de ne kadar büyüyorsa fabrika bu da o oranda artıyor. %300, %500, %700 gibi sömürü oranlarını hesapladık biz. Yani bir işçi aldığının 7 katını yer yer patrona kazandırıyor bu fabrikalarda. Dolayısıyla şu anda istenen %34 gibi bir rakam mesela çok değil. İnanın çok değil. Yani bu insanların sadece kayıplarını karşılayacak rakamlar bunlar. Ama refahlarını sağlayacak rakamlar değil. Ama nedir bu? Tabii ki burada bunu tamamen haklı oldukları, tamamen çok yerinde olan taleplerini gerçekleştirmek, kazanabilmek için de işçileri zorla bir mücadele dönemi bekliyor. O konuda da MES'in şöyle bir özelliği var. MES sözleşmelerinin diğer başka şeylere oran farklı olarak. MES grubu, metal eşya sanayicileri, işverenleri sendikası, patron sendikasının adıyla anılıyor bu. Türkiye'nin gerçekten stratejik olarak en önemli iş kolunun yansımasıdır. Onun içerisindeki en büyüklerdir bunlar. Başında da Koç Holding vardır. Merkezinde de Koç Holding bulunur. Ve MES bugün Türkiye'deki ihracatın %27'sini yapıyor. Türkiye'deki imalat sanayinin %24'ünü, cirosunu MES gerçekleştiriyor. Yani ekonomik olarak bu kadar önemlidir. Ama baktığınız zaman MES kapsamındaki işçilerin ücretlerine baktığınız zaman onları aynı şekilde ayırmak çok mümkün değil. Patronların karları gibi diğerleri işçiler o kadar yüksek ücretler almıyorlar. Evet, biraz bugün önce Sayın Serdaroğlu'na da özellikle evet, bunu zaten sordum. Dolayısıyla bu bir tabii ki bir gerçeklik. Ama bu aynı zamanda işçilerin gücüdür. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani işçiler şu anda işte tam da ekonominin kalbinde kendilerini yok sayan, kendilerini hiçe sayan kim varsa onlara ne kadar önemli olduklarını gösterecekleri bir şans ellerindedir. Bu güç onlarda vardır. Durdurdukları takdirde, herhangi bir grev yaptıkları takdirde gerçekten bu gücü herkes hissedecektir. Patronlar da bunun farkında ama gerek yasal kazanımlar, gerek işçi sınıfının örgütlüğü bu anlamda çok da onlara sürprizler yaratabilecek durumda. Evet. Özellikle de bunu bugün fabrikada Sarkuysan işçileriyle beraber yaşadığımız deneyimde özellikle görmek, hissetmek, duymak bizi ayrıca memnun etti. Umutlu olmak için çok sebep var şu anda. O atmosferi doğrudan deneyimlediniz. Evet, evet. İşte biz de sizden dinlemiş olduk. Peki Sayın Hocam, şu an son 3 dakikamız içerisindeyiz ama malumunuz gündem başlıklarından biri de milyonlarca insanın takip ettiği asgari ücret görüşmeleri. Son olarak sendikalar ortak bir
talepte bulundular. Ne dersiniz, bundan sonra nasıl ilerler? Şimdi bu MES meselesiyle çok alakalı bu. Şöyle söyleyeyim. MES'te bir örgütlü bir işçi sınıfından bahsettik. Karşısında örgütlü bir sermaye sınıfı var. Onların mücadelesinden bahsettik. Ne yazık ki asgari ücret söz konusu olduğunda çok daha geniş bir kitleyi kapsıyor. 10 milyona yakın insandan bahsediyoruz. Yani asgari ücret etrafında ücret alan. Ne yazık ki bu kesim örgütlü değil. Yani Türk İş, Hak İş, DİSK masaya oturuyor ama bir örgütlülüğün, bu 10 milyon insanın örgütlülüğünün üzerinden değil. Kaldı ki o masada hükümet ve patronlar her zaman çoğunluğu, 5-5 ikisinin temsilcisi 10 kişi çoğunluğu her zaman ele geçiriyorlar ve istedikleri sonucu orada alabiliyorlar. Aslında olması gereken bugün 2500 58 lira Türk İş ve Hak İş istedi. DİSK 3200'de ısrar ediyor. Böyle bir yanlış anlama oldu yapılan açıklamada. Ama yani, alt sınır olarak. Yani onlar öyle dedi ama 3200'de ısrar ediyor. Mutabakatları DİSK ve diğer sendikaların asgari ücretin vergiden muaf tutulması yönünde. Ama bunu da söyleyelim. Ama esas mesele burada şudur. Bu rakamları 3200 dersiniz, arttırabilirsiniz, daha az olabilir. Mesele şudur, işçi sınıfı bu haklarını alacak koşullara sahip mi? Bu olmadığı sürece, bakın bugün Tayyip Erdoğan'ın bir açıklamasını dinledim. Diyor ki biz de jestimizi yapacağız inşallah falan diyor işçi. İşte sorun buradadır. İşçi sınıfı, buradaki emekçiler jest falan beklemiyor. Bitmiş insanlar, mahvolmuşlar, açlıkla pençe geçiyor. Verecekleri şey, yani jest dediği 100 lira bir şey olacaksa odur. Bu da jest diyor insanlar, insanlar açlık sınırındayken. Sorun budur. İnsanlar jest istemiyor, insanlar sadaka istemiyor. İnsanlar lütuf istemiyor, insanlar haklarını istiyor. Haklarını alabilmek için de örgütlenmek istiyorlar. Bakın bu 10 milyon insan örgütlü olsa bakalım 2500 kada kalıyor mu? 2500'de. 2500'de durur mu o asgari ücret? Açlık sınırında durur mu? İnsanlar örgütlü oldukları zaman kendi hak ettiklerini alabilecek güce erişirler ve bunu alırlar. Sorun buradadır. Toplu sözleşmeyle belirlenmelidir asgari ücret. Ama Türkiye'de şu anda örgütlülük seviyesi, sendikal örgütlülük seviyesi %10'un altındadır. Ve burada esas jest diyenler, esas burada suçu işliyorlar. Çünkü anayasal haklarını kullanarak sendikada örgütlenen işçiler Türkiye'nin dört bir yanında bugün işten atılıyorlar. Ve ne anayasayı ne kanunları korumayan devlet, kolluk güçlerini, polislerini hakkını arayan işçilerin üzerine gönderiyor. Sorun buradadır. Bırakın işçiler örgütlensin. Bakalım o zaman haklarını alıyorlar mı, almıyorlar mı? 2500'leri falan konuşmayız. İşçi o zaman hakkını alacaktır. Bugün yine Gebze'de VIP tekstil işçileri var. Örgütlendiler, sendikaya örgütlendikleri için kapının önüne koyulmuş durumdalar. Başlarında polis bekliyor bütün gün. İçeride anayasayı çiğneyen, o anayasanın hükümlerini fabrikanın içerisine sokmayan bir patron pervasızlığı var. Bu gücü ben işçilere jest yapacağım diyen işte iktidardan alıyorlar. Esas mesele buradadır. Bugün asgari ücret tartışmaları nereye bağlanacaktır onu bilmeyiz. Ama işçiler hakkını alacaksa bu ancak örgütlülük ve mücadele olacaktır. MES süreci de eğer bu örgütlülüğün gücünü gösterebilirse metal işçileri tüm Türkiye'ye ve emekçi halka örnek olacaktır. Bu açıdan da son derece önemlidir. Peki. Sayın Dörek, çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, Odak programını burada noktalıyoruz. Pazartesi günü yeni konu ve konuklarımızla birlikte tekrar karşınızda oluncaya dek hoşçakalın diyelim.